Başlıyorum. Başlıyorum. Selam gençler ve genç kalanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine problemimiz çiban. Özel bölge çibanları ya da vücutta çıkan herhangi bir bölgedeki çiban. Ama görüyorum ki özel bölge çibanları ile ilgili daha büyük problemimiz var. Formül tamamen bana ait olan bir çözümle karşınızdayım. Öncelikle diğer videodan bahsetmek istiyorum. Çok izlendi, çok beğenildi. Teşekkür ederim bunun için. O videoyu çekene kadar herkesin böyle bir problem olduğunu bilmiyordum. Yani çevremde pek çok insandan duymuştum zaten o videoyu çekmiştim. Aslında biraz kolaylık olsun. Herkese tek tek anlatmak yerine direkt biri sorduğu zaman videoyu gönderiyordum. Benim için çok kullanışlı olmuştu o açıdan. Ama sonradan fark ettim ki pek çok insanın böyle bir problemi var. Ve bunu söylemekten o kadar utanıyor ki insanlar. Ama ilk şeyi hatırlıyorum. İlk bende de çıktığı zaman şey diye düşünüyordum hep. İşte ben demek ki çok pis bir insanım. Benim o bölgemde bir şeyler çıkıyor. Ben demek ki yeteri kadar hijyen sağlayamıyorum falan deyip triplere giriyordum. Ki nitekim videonun altındaki yorumlara baktığınız zaman pek çok insan aynı şeyi düşündüğü için hep saklamışlar ve doktora bile gitmeye çekinen insanlar olmuş aralarında. Ya hem yorumları okuyunca böyle bir şey bulduğum için sevindim. Daha doğrusu bana önerildiği için sevindim. Daha sonrasında da çok üzüldüm çünkü doktora bile gitmeye çekiniyor insanlar sırf bunun için. Ama yani önemli olan çözümü bulmuş olmamızdı bence. Diğer video ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hep uzunluğuyla ilgili şikayet edilmiş. Ben orada sadece günü kurtarmak istemedim. Tamam belki o işte ilacı sürdüğünüz zaman çiban geçiyor. Ama sonrasında tekrar edebiliyor ve bu tekrar etmemesi için de yapmanız gereken şeyleri sıralıyorum aslında. Ama kimse o kısmı önemsememiş. Sadece muhtemelen o anki yoğun acıyla işte hani formülü ver, işte ilacı söyle gibi böyle bir tribe girip abuk sabuk yorumlar atmış. O açıdan üzüldüm. Ben bu işten para kazanmaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. O yüzden videoların 10 dakika üzerinde olması gerekiyor. O yüzden hani birazcık daha detaylı anlatıyoruz. Yoksa ben de alın bunu sürün hop bitti deyip size verebilirim. Bundan gelir elde edebilmek için maalesef ben de böyle bir şey yapamıyorum. Ve daha bir kuruş bile kazanmadım o yaptığım videodan. Ama herkese şifa olması beni aşırı mutlu etti. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. Yani sonuçta şöyle de bir şey var. Tabii ki burada ego kasmak istemiyorum ama doktorların tek çözümünün ameliyat olduğu bir şeyin ki defalarca kez ameliyat olmuş insanlar var. Evde yapabileceğiniz bir çözümle geliyorum. Ve ne bir beğeni atan var, ne olumlu yorumlar var. Onlara teşekkür ediyorum ama izlenmeye göre yorum sayısı çok az. O yüzden bu da beni biraz üzdü açıkçası. Ne yapalım diyoruz. Yorum yapanın da, beğenenin de, beğenmeyenin de, yorum yapmayanın da canı sağ olsun diyoruz. Şimdi yeni formülüme geçiyorum ama bununla diğeri arasında bir fark var. Şöyle bir fark var. Diğerini zaten videonun ya kartlarına ya aşağı linki eklerim. Burada ciddi bir ayrıma giriyoruz. Şöyle bir ayrım. Diğeri artık çiban oluşmuş, çıkmış, çok ağrılı vaziyete gelmiş bir noktada kullanacağınız bir üründü. Bir karışımdı daha doğrusu. Ama bu şimdi söyleyeceğim şey, bir şişkinlik hissettiniz, bir ağrı hissettiniz, elinize böyle top gibi bir şey geliyor. O noktada kullanacağınız bir şey. Ve gözlemlediğim kadarıyla, yani yorumlardan çıkardığım kadarıyla erkeklerin genellikle kasık bölgeleri, daha çok o özel bölgelerine çok yakın olan bölgelerinde. Bu bir sansürü söylemek yani sonuçta tıbbi bir şeyden bahsediyorum ama. Yani şöyle diyeyim, toplarının üzerinde daha çok top kenarları ve topların üzerinde çıkıyor. Yorumlardan anladığım kadarıyla. Popo, kalça üstlerinde çıkıyor. Kadınların kasıklarında ve dudak kısımlarında, o bölgedeki dudak kısımlarında daha çok çıkıyor. Tabii ki farklı yerlerinde çıkan da var. Benim mesela iç bacakta da çıkabiliyor bazen. Ve hatta şey geçen onu fark ettim. Yani normalde o kadar da hassas ciltli biri değilim ama mesela yani iç çamaşırımın dantelinin sürtünmesinden dolayı orada bir çibon oluşumu olduğunu fark ettim. Genelde oluşumu tetikleyen şeyler sık iç çamaşırları ve pamuksuz olan iç çamaşırları yani daha naylon tipi iç çamaşırları, ıslak mayo, tüylerinizi jiletle almak. Ki ağda ile alanlarda da oluyormuş çok ilginç bir şekilde. Ben ağda kullanmadığım için bilmiyorum. Tüy dökücü denedim. Tüy dökücü için çok hani olumlu olumsuz bir yorum yapamayacağım. Kullanıp da ve hala da çiban oluşumu olan arkadaşlar varsa lütfen aşağı yorum yapsın. Ya da kullanıp da yok ben memnunum bir sıkıntı olmadı. Öncesinde işte jilet alıyordum daha sonrasında tüy dökücüyle aldım bir problem olmadı diyenler lütfen aşağı yorum atsın. Benim şahsi tavsiyem iç çamaşırlarınızı ütülemeniz. Çok ilginç bir şekilde iyi geliyor.
Yani benim hani burada verdiğim şeyler, bunları yaparsanız asla bir daha vücudunuza çıkmaz değil de, her ay böyle bir şeyle uğraşan insanların bu süreci hani en azından 2 ay 3 aya çıkarmalarını sağlamak. Hadi yapımına geçelim. Bir tane aspirin alıp bir çay kaşığı yardımıyla eziyorsunuz. Çok sıkıntılı bir ezilmesi yok. Çabucak dağılıyor. Ama iyice ezildiğine emin olun. Böyle parça parça kalabiliyor. Daha sonrasında şöyle hafifçe ortaya getirip yine bir çay kaşığıyla, bu kadar su almanız yeterli, bir çay kaşığı kadar. Hafifçe üstüne döküyorsunuz. Sonra karıştırmaya başlıyorsunuz. Çok fazla sulandırmayın. Çok fazla sulandırırsanız kıvamı tam olmayacaktır. O yüzden bir çay kaşığı ya da bir çay kaşığından biraz daha az olabilir. Bu kıvama gelmesi yeterli. Bundan daha koyu şekilde de olabilir ama daha sıvı kesinlikle olmasın. Daha sonrasında böyle parmağınız yardımıyla, fırçayı falan hiç gerek yok. Mesela işte şu bölgenize şöyle, evet aynı yerimi gösteriyorum. Şöyle sürüyorsunuz. Ya da elimin üstüne sürüyorum şöyle. Üstünü kapatmanıza gerek yok da, özel bölgenizdeyse direkt iç çamaşırınızı çekebilirsiniz. Hafif böyle çok hafif bir kaşıntı hissiyatı verecek. Ama öyle çok sizi rahatsız eden bir durum olmayacak. Bunu sabah akşam sürmenizi tavsiye ediyorum. Öyle bir kere sürüp geçecek bir şey değil. Zaten sabah akşam sürdüğünüzde 2 ya da 3. günün sonunda çıbanın boyutuna göre de değişiyor. O irinin patlayıp aktığını göreceksiniz. Çok güzel bir şey ve bunu bulduğum için kendime çok gururlanıyorum. Hemen gidip patent alıyormuşum falan. Ama gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel. Benim mutlaka tatile ya da böyle bir kısa seyahate çıkarken yanıma aldığım belli ürünler var. Bu da onlardan biri. Acil durumlarda her şey için kullanabildiğim bir ürün. Hem içmek için hem sürmek için. Kullanımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bazen yorumlarda görüyorum, mesela bir kere, mesela ben demişim ki 3 kere yapın. Bir kere yapmış ve demiş ki işe yaramadı. Şimdi siz öyle bir yorum atınca insanlar da diyor ki ha, demek ki işe yaramayan bir şey. O zaman hiç uygulamayayım diyor. Başka birinin yapacağı şeyde engel oluyorsunuz. Hep soruyorum, hani mesela işe yaramadı dedikleri zaman soruyorum ki, işe yaramayan insanlar da var bu arada. Özellikle bir hastalık ismi söylediler. Köpek memesi hastalığıydı galiba. Öyle geçiyormuş. Hastalığın adı oymuş. Halk arasında adı oymuş. Köpek memesi hastalığından bir kişi kullandı, yaptı. Onda etki etmemiş. İkinci kişi daha vardı, hatta karşılıklı yorumlaşıyorlardı. Onda etki etti mi, uyguladım onu bilmiyorum. Mesela yaptım, ben de geçmedi deyince belki diğer taraf uygulamamış olabilir. Herkesin cilt yapısı da, çiban tipi de değişik olduğu için kiminde işe yararken kiminde işe yaramıyor, ama benim gözlemlediğim kadarıyla %90 demeyeyim ama %80-85 kişi de zaten olumlu sonuç aldık. Dediğim gibi tekrar yorumlara bakabilirsiniz. Bunda da aynı şey geçerli. Tam doğru şekilde uygularsanız ben inanıyorum ki şifa bulacaksınız. Çünkü ben buraya video çekmeden önce bu tarz şeyleri zaten hem kendimde hem de başkalarında denemiş oluyorum. Tamam bu okeydir deyip öyle çekim kararı alıyorum. Hani şey soranlar oluyor, işte bunu yaparsam daha kötüleşir mi? Ya biz bugüne kadar hiç kötüleştiğini görmedik. En fazla işe yaramıyor ama tabii ki bu bir kumar. Sizin bedeniniz, sizin kararlarınız. O yüzden ben mutlaka yapın diyemem ama sonuçta doğal ürünler olduğu için hani ne kadar büyük zararlar olabilir diyorum kendimce. Ama tabii ki dediğim gibi kumar tamamıyla sizin. Her seferinde söylediğim gibi kumar sizin. Ben hep şeyi de söylüyorum. Lütfen olumsuzsa da söyleyin. Yorumları olumsuzsa da yazın. İşte şu kadar şöyle şöyle uyguladım. İşte geçti geçmedi. İşte patladı patlamadı. Çıbanım gibi hani mutlaka belirtin diyorum ki olumsuz şeyleri de görelim. Yani ne kadar insanda işe yarıyor, ne kadar insanda işe yaramıyor diye. Çıbanınız patladıktan sonra genelde yorum yazdığınız zaman ben cevap veriyorum ama buradan da toplu söylemiş olayım. Diğer video içinde, bu video içinde çıban patladı ve içinin temizlendiğinden emin oldunuz ki bazen tamamı akmıyor irinin. Öncelikle o bölgeyi batikonla temizlemeniz gerekiyor. Daha sonrasında fusidin gibi antibiyotikli krem sürmeniz gerekiyor. Yine bunu da bir iki gün boyunca devam edin. Ha, tamam geçti nasıl olsa demeyin.
eskisi gibi çok büyük bir şişlik kalmıyor zaten. Ama yine de kontrol edin çünkü sonrasında tekrardan oluşum sağlayabiliyor. O yüzden tam uygulamakta fayda var. Bunu saklama koşulu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Tek kullanımlık yapmanıza gerek yok. Sabah akşam sürdüğünüzü düşünürsek 2 ya da 3 kere götürür. Bu kendi kendine böyle bıraktığınız zaman kuruyor. Kuruduğu zaman çay kaşığının yarısı ya da yarısından az şekilde tekrar ıslatırsanız 2-3 kullanımlık kullanabilirsiniz. Bu açıdan da size tasarruf sağlayacaktır. Ek olarak bu şuna da çok iyi geliyor. Mesela benim şu boynumun altında böyle hafif görünüyordur orada. Böyle yağ bezesi gibi bir top var. Mesela ona da sürdüğünüz zaman, hemen şöyle sürelim. Yine dediğim şekilde uyguladığınız zaman sabah akşam 2-3 gün boyunca onun da tamamıyla küçüldüğünü ve kaybolduğunu göreceksiniz. Ben sürekli bir şeyler deniyorum. Şu an için de mesela şurada, muhtemelen videoda belli oluyor. Tam şu bıyık kısmının üzerinde bir rozasen var benim, geçmeyen. Zaten akrelde bir cilt olduğum için onunla ilgili bir şeyler deniyorum. Ama hala deneme aşamasında. Bu tarz videolar ve tedavilerle ilgiliyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Gerçekten keyifle yapıyorum. Bu videoları keyifle çekiyorum. Ama emin olun abone sayıları ve beğeniler de beni çok motive ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda görüşmek üzere. Ay tabii ki belli bir formülize. Ya tamam tamam hadi en şey sen tamam gel hadi. En dermatolog tamam, benimki. Dermatoloji yani. Yamuk mu? Bakayım şimdi.